Merhaba. Yan Yol'un zannediyorum 15. bölümü mü? Emin değilim, 14 veya 15. Haftalar çok hızlı geçiyor, biz de takip edemiyoruz artık. Yan Yol'un 15. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde başlığımız ne okuyoruz, neden okumuyoruz? Bu bölümle ilgili sadık bir takipçimizden bir öneri aldık. Takipçimizin ismi Mahide Bademli ve kendisi benim annem aynı zamanda. Ve kendisi sadık bir edebiyat okuru ve bizim de edebiyatla ilgili bir program yapmamızı önerdi. Bizim de bize gönderdiği sorular çok hoşumuza gitti. O yüzden bu programda edebiyatı tartışacağız. Ama öncelikle şu konuda kendi sınırlarımızı belki belirlememiz iyi olacak. Biz edebiyat dünyasının içinde değiliz. Yani çok sıkı edebiyat takipçileri değiliz. Çok düzenli okurlar da değiliz. Bunu kendimize itiraf etmemiz biraz zor oldu ama programa hazırlık yaparken bunu anladık. Biz yılda 2-3 roman okuyan ve gittikçe de edebiyatla ilişkisi daha da gevşek bir hale gelen iki kişiyiz. Tam da bu yüzden bu konuyu konuşmak istiyorum. Evet, dolayısıyla yani edebiyat dünyasının içine girildiğinde bu dünyanın ne kadar derin ve engin bir dünya olduğunu farkındayız. Geçmişteki daha iyi okurlar olduğumuz dönemlerden. Ama artık böyle olmadığımız için çok da ahkam kesmek istemiyoruz sanki edebiyat dünyasının içindeymişiz gibi. Ama durduğumuz yerden edebiyat dünyasına bakmaya çalışacağız bu programda. Şimdi Aylin, benim ilk sorum şu. Tamam. Sorular. Roman okuyor muyuz yoksa teknolojiyle olan sıkı ilişkimiz bizim edebiyatla olan ilişkimizi iyice zayıflattı mı? Ne diyorsun? İnternet çıktı, mertlik bozuldu diyorum ben. Sadece hani bu soru aramızda konuşurken hani telefonlara bakmaktan acaba artık roman ve öykü okumaya vakit bulamıyor muyuz gibi bir hani soru geçmişti. Yalnızca bununla da ilgisi yok. Bence haber alıp verme kolaylaştıkça, iletişim kolaylaştıkça, insanın üstünde bir iletişim ve sosyallik baskısı arttıkça galiba saatlerce tek başına bir metne veya bir hikayeye gömülüp hani vakit geçirmesi zorlaşıyor. En azından benim için internet çok önemli bir dönüm noktası. Çünkü ben küçüklüğümde ve ilk gençliğimde hani kitap kurdu tabir edilebilecek bir edebiyat sever olmama rağmen şu anda seninle de daha önce konuştuğumuz gibi yani senede iki roman bitirirsem kendimi şanslı sayıyorum. Ha tabii ki bu şu anlama gelmiyor. Ben hiçbir şey okumuyor muyum? İşte, tabii ki okuyorum. Hani kendi araştırmamla alakalı akademik çalışmalar şudur budur ve aynı zamanda kurgu dışı yayınlarla da çok ilgileniyorum ama kurgu ve edebiyat ile ilişkim maalesef internet ve kaçırma korkusu, geri kalma korkusu yüzünden sınırlı. Bundan bahsedelim. Ben kaçırma korkusu veya geri kalma korkusu olarak Türkçeleştirdim ama buna FOMO diyorlar. FOMO'nun açılımı İngilizce Fear of Missing Out. Bu psikolojik bir durum anladığım kadarıyla. Ben bunun örneklerini kendi üzerimde görebiliyorum. Bu ne demek? Olan biten olaylardan geri kalma korkusu, yeni bir gelişme olacak ve benim bundan haberim olmayacak çekincesi. Belki gündem bağlılığı, gündem zehirlenmesi diyebilirim en azından kendi adıma. Çünkü benim edebiyatla olan ilişkimi ne kısıtlıyor diye düşündüğümde bunun cevabı kesinlikle gündem. Ve olan bitene benim çok kolay bir şekilde erişebiliyor olmam, çok kolay haber alabiliyor olmam. Ben 3-4 saat kapanıp kendimi bir öykü veya roman okumaya yani zamanımı buna ayırdığımda dünyada bir sürü şey olup bitiyor olabilir ve bundan herkesin haberi olmuş olabilir. Bir tek benim haberim olmamış olabilir. Bu benim üstümde bir baskı yaratıyor örneğin. Yani tabii hani ben kişisel sebeplerimden bahsettim ama eskisi kadar edebiyata zaman ayırmamamızın yani senin hani başta düştüğün şerhin de altını çizmek lazım.
ortalama, hani edebiyatla ilişkisi ortalama düzeyde olan insanlar olarak eskisine kıyasla daha az buna vakit ayırıyor oluşumuzun sebebi muhtemelen eskiye kıyasla zaman geçirme seçeneklerimizin çeşitlenmiş olması. Hı hı. Teknolojiyle birlikte çok daha kalitesinin artmış olması. Üzerimizdeki sosyallik baskısının artmış olması. Yine haberleşme teknolojilerinin gelişmesiyle. Hı hı. Ben de kendime baktığımda gerçekten bu sebeplerden ötürü küçükkenki halime kıyasla çok daha az edebiyat takip ettiğimi gözlemleyebiliyorum. Sen ne değişiklikler görüyorsun kendinde? Bence de sosyalleşme baskısı çok önemli. Yani eskiden belki bizim annelerimizin, babalarımızın zamanında, onların öğrencilik dönemlerinde kitapları okuyup bir araya gelince o kitapları tartışmak önemli bir şeymiş. Ama şu anda ben mesela tatile gittiğimde, şu anda zaten çok gezme tozma şansım yok da eskiden de yani yazlıkta oturup da kitap okumak tansa işte bir plaja gitmek ya da işte Alaçatı'ya gitmek falan gibi seçeneklerin baskısı oluyor insanın üzerinde. Bu da belki sen gündemi kaçırma korkusundan bahsettin. Bu da sosyalleşme olanaklarını kaçırma korkusu denebilir belki. Tabii evet. Çünkü sonuçta kitap okumak ve yazı yazmak asosyal bir. Yani asosyal demeyelim de insanın yalnız kalarak yapacağı bir Yo, şey. Yok asosyal bir uğraş aslında. Evet. Belki de öyle demek lazım. Gerçekten asosyal bir şey. Yani örneğin hani kütüphane kültürü programında da bundan bahsettik ya. Her toplumda farklıdır ama özellikle bizimki gibi toplumlarda saatlerce izole ve asosyal bir şekilde bir şeylerle uğraşıyor olmak çok da böyle tercih edilen veya hani değer verilen bir faaliyet değil. Değil, aynen. Bunun baskısı var. Yani evet, bu hani FOMO'dan bahsettik, geri kalma korkusu. Hani bu benim özelimde belki gündemin gerisinde kalma tedirginliği olarak ortaya çıkıyor ama şu da var. Ben saatlerimi tek başıma geçiriyorum. Benim dışımda bir dünya var ve kim bilir neler oluyor. Oluyor, bitiyor. Kimler birlikte neler yapıyorlar korkusu aynen. oluşuyor olabilir. Okuyucularda, insanlarda. Bir de ben dikkat dağılmasından bahsedecektim ya. Onu unuttum. Bu geri kalma korkusuna ek olarak. Şimdi ben farz edelim geri kalma korkumu ve bu tür endişelerimi, tedirginliklerimi dizginleyebildim. Ve artık böyle bir korkum yok. Kitabı aldın eline. Evet, aldım kitabı veya her zamanımı her neyle geçireceksem ki hani bu programın örneğinde kitap okumak, roman okumaktan bahsediyoruz. Bu sefer de dikkat dağıtıcı şeylerin fazlalığı. WhatsApp'tan beni mesaj geldi. Bir şey. Yo yani mesela o da şey. Ha evet gerçi doğru. Örneğin WhatsApp'tan bir mesaj alman geri kalma korkusuyla hem bağdaşıyor hem bağdaşmıyor. Şöyle sen o mesajın geldiğini görürsün. Eğer geri kalmaktan çok da korkmuyorsan 3 saat sonra okurum dersin. Yani pek şey yapmaz bu seni. Germez. Ama dikkat dağılmasından kastım biraz da şu. O kadar fazla günlük hayatın akışı içinde dikkatimize talip unsur var ki yani sadece teknolojik aygıtlardan da bahsetmiyorum hani vallahi örnek düşünemedim şimdi ama dikkat dağıtan çok şey var kısacası. Tahminim bizim ebeveynlerimizin örneğin hani yaşadığı yıllarda bu dikkat dağıtan öğelerin herhalde biraz daha az veya limitli olduğuydu. Yani. Peki diyelim ki senin verdiğin örnekte olduğu gibi bütün bu engelleri aştık. Kitap okumak istiyoruz. Bir kitapçıya gittik ve kitapçıda pek çok seçenek var önümüzde. Hangi kitabı alacağımıza nasıl karar vereceğiz? Evet. Çok hoş bir soru. Çünkü bu soruya cevaben benim hazırladığım görseller vardı. Hemen girmeyelim ama birazdan onlara bakabiliriz. Şimdi sorduğun soru şu, kitapçıya giriyorsun, seni bir kitabı almaya iten nedir? Hani bunun geleneksel cevabı nedir? İşte yazarı tanıyorsundur, yazarın takipçisisindir, tarzını beğeniyorsundur veya belli bir edebiyat akımının takipçisisindir veya eleştiriler, değerlendirmeler okumuşsundur. Hani buna göre bir fikir gelişmiştir kafanda.
Fakat benim gördüğüm kadarıyla son yıllarda bu pek böyle olmuyor. Rafta, vitrinde gördüğümüz kitabın başlığının bize verdiği vaat, müşteri konumundaki okuyucunun o kitabı alıp almamasında çok belirleyici bir rol oynuyor. Tabii burada galiba şeye değinmek lazım. Kurgu kitaplar ve kurgu olmayan kitaplar, yayınlardan bahsetmek lazım. Hı hı. Çünkü özellikle hani son senelerde kurgu olmayan popüler bilim, popüler teknoloji, kişisel gelişim vesaire odaklı kitaplar bayağı bir yükselişte benim gördüğüm kadarıyla. Hı hı. Ve bunların çoğu hani bu şey gibi bir eleştiri olarak da algılanmamalı. İşte ay herkes bu kitapları okuyor falan filan değil de. Yani şunu görüyorum ki ben bu kitapların çoğu kendi vaadinin daha daha fayda sağlayabilir bir vaat olduğu algısını yaratarak kendini pazarlamaya çalışıyor. Hı hı. Örneğin bu size verdiğim görselleri acaba yayına girebilir miyiz mümkünse? Bu kitap görselleri vardı. Onlar yayına hazırlanırken ben ne olduğundan bahsedeyim. Hani biz tabii ki Türkiye'de yaşadığımız için olup bitenleri kendi perspektifimizden anlamaya çalışıyoruz ama hani bu konuştuklarımızın çoğu uluslararası anlamda da geçerli benim anladığım kadarıyla. Penguin Yayın Evi'nin yakın zamanlarda yayınlanmış bir geldi ekrana. Kitap serisi olduğunu gördüm. Bunları böyle bir 3-4 tane görsel var. Onları sırayla geçebilirseniz. Şimdi bunlar İngilizce. Başlıklar şu anlama geliyor. Bu kitap hayatınızı kurtaracak. Demin geçen şunu diyordu. İşte bu kitap neydi? Size daha özgüvenli yapacak. Daha özgüvenli yapacak. Sırayla geçebilirseniz. Evet. Bu kitap sizi mutlu yapacak. Şimdi bu okuduğum şey kitabın arkasından bir yazı değil veya kitap hakkında yazılmış bir değerlendirme değil, bir dergide veya gazetede çıkan bu bizzat kitabın başlığı. Hani güzel böyle görsellerle, hoş bir tasarımla da kapak yapılmış. Siz kitapçıya yürüdüğünüzde bu kitabın başlığını göreceksiniz ve o gün kendinizi biraz mutsuz, çaresiz, özgüvensiz veya her neyse hissediyorsanız işte tam da ihtiyacım olan şey deyip hani o kitaba ister istemez yönleneceksiniz. Belki elinize alıp hani baktıktan sonra vazgeçseniz bile o elinize alıp bakma dürtüsünü yaratıyor. Dürtüsünü yaratıyor, evet. Galiba daha çok insanları kitabı almaya iten şeyler bu tür eğilimler ve unsurlar benim anladığım son zamanlarda. Sence? Artık somut bir fayda bekliyoruz. Çünkü zamanımız çok kısıtlı. Ve belki de bir edebiyat eserinin daha muğlak, yani bir edebiyat eserinden daha muğlak bir fayda sağlamayı bekliyorken, yani belki keyif almak sadece. Muğlak demek belki kişisel bir fayda. Yani sadece bizim zihnimizde olup biten bir fayda. Olabilir, daha soyut bir fayda belki de. İşte ne bekleyebiliriz roman okumaktan? Keyif almak olabilir. Hayatımızın gerçekliğinden kaçıp dünyaya başka bir, yani bir yazarın başka bir insanın gözünden bakmak, farklı bir dünyayla karşılaşmak ve bundan bir şeyler öğrenmek. Yani aslında bu anlattıkların da hani uzun vadede fayda sağlar mı? Sağlar, pragmatik bakacaksak, ama muhtemelen daha dolaylı bir fayda olduğu için hani ilk etapta okuyucuya çok, yani çok da edebiyatla arası olmayan okuyucuya hani çok da cezbedici gelmiyor olabilir. Hani şu kitabı okuyup işte bir haftada ne kadar, kaç tane, kaç kilo verebileceğimi veya şu kitabı okuyup iş yaşantımda nasıl daha başarılı öğrenebileceğime niçin kurgu okuyayım, niçin öykü roman okuyayım diye düşünebiliyor olabilir insanlar. Aynen. Benim dikkatimi çeken başka bir şey de işte kurgu olmayan kitaplardan bahsettik ya, senin bu bahsettiklerin daha çok kişisel gelişim türüne giren kitaplar. Ama bunun yanında gene kurgu olmayan işte popüler tarih, özellikle ülkemizde popüler tarih kitapları çok roman, çok popüler oluyor. Ondan sonra işte
hayatta karşılaştığımız durumları böyle ekonomik bir bakış açısından, ekonomi evet. biliminin teorileriyle açıklayan, evet. mesela bu Freakonomics kitabıyla başlayan bir trend vardı. Ya, o bir furya başlattı. Aynen. Galiba tam da bu konuştuğumuz şeyi, şeyin startını veren mi diyelim artık, hani o ilk işaret şeyi o oldu. Çünkü onun üzerine hem internet mecrasında hem de yayıncılık sektöründe böyle girift ilişkileri olan bir akım mı diyelim, böyle bir şey çıktı. Yeni bir yazım mı çıktı diyelim. Böyle bayağı tecrübesi, bayağı büyük ünvanı olan akademisyenlerin yazdığı kitaplar bunlar. Evet. Ama sıradan insanların okuyabileceği bir dille ve sıradan insanlara ilginç gelecek bir şekilde yazılmış. Örneğin yani bunu internet mecrasıyla geçişli olmasından kastım şuydu. İşinin ehli, saygı, yeterince prestij ve saygı sahibi insanlar hani bunları, bu eserleri üretiyorlar ve ortaya çıkardığı kurgu olmayan kitapla, farz edelim, belli bir bakış açısını bakış açısını popülerleştirmeye niyetlendiyse örneğin, o bakış açısından farklı konuları, farklı meseleleri irdelediği blogları oluyor bu insanların. Veya hani böyle kolektif tartışma ortamı oluşabilen internet siteleri oluyor vesaire. Hani asla o şeyle sınırlı kalmıyor kitapla. Mesela Freakonomics onun için önemli galiba. Çünkü bunu ilk yaygınlaştıran oydu. 2008-2009 yılları mıydı? Hani herkes okudu, bir sürü dile çevrildi. Sonra bir Freakonomics blog ortaya çıktı. Kitabın öncesinde var mıydı yok muydu emin değilim ama hani çok da önemli değil, bahsettiğim şeyle çelişmiyor. Benzer şeyleri yani diğer popüler bilim, tarih, teknoloji vesaire kitaplarında da görüyoruz. Örneğin ben çok şey yaptım, konuştum da sen ne diyecektin, çok örnek verdim. Acaba bu popüler bilim diyeyim genel başlıkları. Popüler bilim kitaplarının bu kadar yaygınlaşmasının sebebi acaba dünyanın çok karmaşık bir hale gelmesi. Özellikle sosyal bilim açısından söylüyorum. Ve insanların dünyayı anlamlandırmaya çalışması mı? Yani evet galiba. Özellikle sosyal bilimlerde. Ya özellikle sosyal bilimlerde diyorsun ama galiba öyle de değil. Yani sosyal bilimler derken hani kastın muhtemelen işte siyaset, ekonomi, tarih vesaire falan filan ama şimdi bu hani satış verilerine bakmadık tabii, bilmiyoruz hangi konu daha çok satıyor. Fakat bu bahsettiğimiz popüler bilim kitapları arasında ben çoğunun sosyal bilimlerle alakalı veya sosyal bilimlerin araştırma konusuyla alakalı olduğunu da düşünmüyorum. Tabii hani şundan bahsetmek lazım, yani biz Türkçe yayın yapan popüler bilim yayın evlerinden mi bahsediyoruz? Hani İngilizce mi, daha hani uluslararası çevrelerden mi bahsediyoruz? Ama neyse, şuna gelmeye çalışıyordum. Neydi adı ya? Bu seninle yayından önce şeyi konuşuyorduk ya. Neyse unuttum. Sen sorunu tekrarlar mısın? Benim dikkatim dağıldı çünkü dikkat dağıtan çok fazla şey var. Yine. Şimdi dünyayı anlamlandırma çabası içinde miyiz? Dünyayı anlamlandırma evet. ihtiyacı mı hissediyoruz bu? Kurgu olmayan kitaplarda, yani kurgu ya her gün çok fazla şey keşfediliyor. Her gün yani gece yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, bir önceki gün bilinmeyen bir şey biliniyor artık bütün dünya tarafından. Bu hızla insanların başını döndürüyor ve insanlar hani daha fazla şey anlamak, anlayabilmek istiyorlar bu karmaşık ortamda. Hani onlardan daha fazla anlayan bir toplumun içerisinde olmaktan korkuyor olabilirler. Yine bu FOMO ile alakalı olabilir, hani geride kalma korkusuyla, ama doğru yani evet, anlamak istiyoruz karmaşıklaştıkça hayat ve bu tür kitaplarda buna bir pencere açıyor belki. Şimdi edebiyata geri dönecek olursak, yine kitapçıya gittik ve bir kurgu edebiyat, bir roman ya da öykü kitabı almak istiyoruz ya da şiir kitabı. Bunlar arasında nasıl bir seçim yapacağız? Yani bir yanda popüler yazarlar var. Bu yazarlar işte gazetelerde kitaplarının çıktığı dönemde bol bol röportajları yayınlanıyor. Onların hayatı konusunda fikir sahibiyiz. İşte kiminle evlidir,
kaç çocuğu vardır, nerede yaşıyor, işte hatta siyasi görüşleri nasıldır. Yani Orhan Pamuk, Elif Şafak gibi yazarlardan bahsediyorum, en popüler yazarlardan. İşte hatta bazen mesela Elif Şafak örneğinde çıkan kitap böyle yaz sezonuna denk getirilerek falan çıkartılıyor ki insanlar işte yazın tatile gittiklerinde daha çok kitap okuma fırsatı bulurlar. İşte pek çok insan da bu Elif Şafak'ın kitabını alıyor, okuyor. Yani popüler, sen gittin neye kitapçı. Neye göre seçiyor insanlar? Sen gittin dedi. Kitapçıya, popüler bir kitap mı daha çok ilgini çeker yoksa ne bileyim dünya klasikleri olabilir ya da daha az bilinen, daha az göz önünde olan bir yazarın, bir çağdaş yazarın bir kitabı olabilir. Ne dersin bu konuda? Bence bu sorunun cevabı da biraz daha önce bahsettiğimiz sosyallik baskısıyla alakalı. Çünkü hemen bu örneğimi vereyim ben. Komik bulduğum bir örnek. Ben Taht Oyunları, Game of Thrones adlı diziyi izlemiyorum. Kitaplarını da okumuyorum. Hiçbir fikrim yok. Ve gündelik hayatımda bunun arkadaş sohbetlerinde beni ne kadar etkilediğini yeni yeni fark etmeye başladım. Hani belli bir sebebim yok bunu izlemiyor, takip etmiyor veya okumuyor olmak istemiyor. Yani öyle denk gelmemiş. Şimdi bu mevsimlik okuyucu kitlesine dönecek olursak, insanlar da okuyacakları edebi eserleri seçerken benzer bir kaygıyla hareket ediyor olabilirler. Yani o yaz herkes Elif Şafak'ı okuyorsa, o tatil beldesinde, bütün şezlongların yanında Elif Şafak'ın kitabı varsa veya yani kim olduğu da önemli değil, belki objektif olarak ilgisini çekmese dahi, ya neymiş hani ben de bir okuyayım, geri kalmamış olayım dürtüsüyle ona yöneliyor olabilir. Yani ne kadar hani hür iradeyle verilen bir karar onu bilmiyorum. Mesela şimdi ben de oturup Game of Thrones'u izleyeceğim, yani başlayacağım. Kişisel, yani dediğim gibi hani objektif olarak ilgim yok fakat daha fazla gerisinde kalmak istemediğim için sohbetlerin izleyeceğim. Hani bu edebiyatta da muhtemelen böyle oluyordur. Özellikle mevsimlik, mevsimlik okuyucu demeyelim de örneğin yalnızca yaz tatilinde okuma fırsatı bulabilen kitle diyelim. Ben de şöyle bir örnek verebilirim bununla ilgili. Ben 2 sene yaratıcı yazarlık kursuna gittim. Ki yaratıcı yazarlık kursları da başka hobi kursları gibi böyle bir sektör haline gelmiş durumda. Oraya gittiğim dönemde işte atölye çalışmaları yapıyorduk ve çok zevkliydi bu arada. Tavsiye de ederim okumakla yazmakla ilgili olanlara. Ama ben şunu düşünüyordum. Yani ben kendi okuduğum yazarları düşündüğümde kısıtlı bir vakit var. Hep en popüler, en çok ödüllü. İşte dünya klasiklerinde okunması gereken, böyle sanki Milli Eğitim'in okuma listesi vardır ya. İşte Dostoyevski'nin, Tolstoy'un kitaplarını okumak gerekir falan gibi. İşte çağdaş yazarlar arasında da en ünlü, en popüler olanları okuyorum. Ama ben yaratıcı yazarlık kursunda bir kitap yazsam, hayalim olduğu gibi, hala öyle bir hayalim var ama... beni kim okuyacak? Yani ben kendimi okur muydum? Gibi bir evet. soru var. Mesela şu anda DDA'yı çıkarıyoruz. Pek çok dergi var piyasada. Ve ben gidip de düzenli olarak bu dergileri alıp okumuyorum. Bir dergi çıkarma, dergi, küçük bir dergi de olsa. Fanzin. Bir fanzin çıkarma iddiasında olsak da düzenli dergi okuyucuları değiliz. Yani sanki daha çok okumaktan çok kendimizi değişik mecralarda ifade etmek daha çok ilgimizi çekiyor. Evet. Sanki yeterince emek vermeden. Evet. Ya önceki programlarda da hani bu neden kazıklanmayı seviyoruz sorusuna cevap ararken de benzer bir şey söylemiş, benzer bir sonuca varmıştık. Hani tüketiyorum öyleyse varımdan da öte kendimi ifade ediyorum öyleyse varıma belki varmış durumda iş. Hani biz de toplumun bir parçası olarak tabii ki hani bundan nasibimizi alıyor olabiliriz. Evet tabii ki yani hani örneğin DDA için emek veriyoruz ama DDA benzeri fanzinlerin veya dergilerin hepsini takip edebiliyor muyuz? Hayır yani mümkün değil çünkü zaten vakit yok. Evet. Bu program için hazırlık yaparken ben şöyle bir çok ilginç makaleyle karşılaştım. Birikim dergisinin son sayısında... bir saniye, Ağustos-Eylül sayısında edebiyat bölümünde Jale Özat'a dirlik yapanın yeni nesil edebiyat dergiciliği çerçevesinde popüleri yeniden düşünmek diye bir yazısı. Şimdi çok sayıda görülen
çok sayıda karşımıza çıkan işte kafa, ot, bavul gibi ve çok sayıda bunların varyasyonu çıktı. Bu tarz dergilere yapılan eleştirilerin ne kadar haklı olduğunu aslında sorgulayan bir yazı. Ve diyor ki yani bu tarz dergileri böyle sorgusuz sualsiz eleştirmektense bu dergilerin neden popüler olduğu konusunda biraz kafa yoralım. Ve işte değişik bu konuda çalışmalar yapan, yani popüler kültür ve yüksek kültür alanında çalışmalar yapan kuramcıların makalelerinden de alıntılar yaparak güzel bir makale yazmış. Diyor ki bu dergilerle ilgili konuşurken, işte diyor dergi açıyorsunuz diyor, derginin içinden ayraç çıkıyor. Bir tarafında Virginia Woolf'un bir sözü var ve resmi var. Diğer tarafında bir çikolata markasının reklamı var. İşte diyor ki dergide mesela sosyal medyayı çok kullanıyor olmaktan, daha direkt iletişim araçlarını kullanmıyor olmaktan bir yandan şikayet ediliyor. İşte ama bir yandan da böyle özdeyişler var derginin içinde. O özdeyişlerin resmini çekip Instagram'a koyabilirsiniz diye. Yani böyle tutarsızlıklarla dolu şeyler var bu dergilerde. Bir yandan böyle bir eleştiri getiriyor. Yani aslında eleştiri de demeyelim. Gözlem belki. Gözlem, evet. Yani bir yandan sistemin parçası tabii ki bu dergiler ama bir yandan da sisteme eleştiriler de getiriyorlar. Ve Jale Özatadirlik yapan diyor ki bu dergilerin sisteme getirdiği eleştiri de değerli aslında. Değerli bir yanı da var. Ama bu sistemin bir parçası olmanın getirdiği böyle acayipliklerle de kol kola yürüyor aslında diyor. Ya aslında içinde bulunduğu sistemin tutarsızlığını gayet cam gibi, ayna gibi yansıtıyor. Yani sadece sistemin tutarsızlığı değil, belki de biz okurların tutarsızlığı. Evet evet, özür dilerim, sistem dememek lazım. Okurların tutarsızlığı, evet, çünkü bu hani galiba suçu sorumluluğu almak lazım. Bu tutarsızlık aynen. Okuyucu tarafında aslında. Yani bu dergileri biz neden takip ediyoruz, niye seviyoruz? Açıyoruz, işte bizim hassas olduğumuz bir konuda, duyarlı olduğumuz bir konuda bir yazıyla karşılaşıyoruz. İşte ve bu bizim muhalif fikirlerimizle örtüşen bir yazı belki. Ama bir yandan da biz normal hayatımıza da devam ediyoruz. Yani belki de bu fikirlerimizin bir yansıması olmuyor hayatımıza. Hayatımızı normalde bu sistemin parçası olarak sürdürmeye devam ediyoruz. Yani bizim içimizdeki tutarsızlıklar bu popüler kültürde de var aslında. Ya acaba hani şöyle mi demek lazım? Biz boş vaktimizde vakit ayırıp okumayı seçtiğimiz bu hani eleştirel ve muhalif dergileri okuma ihtiyacı hissediyoruz. Fakat bu dergileri bayimizde bulabilmemiz için de bu dergilerin yazarlarının savunduğu fikirlerle çelişen faaliyetlere girmesi lazım. Ticari, aynen, reklam bazlı falan filan. Bu tamamen bizim ihtiyacımıza hitap edilerek yapılan bir davranış. Yani bu bizim bizim tutarsızlığımızı tatmin etmek için aslında dergi işte ya işte hem yazılar sosyal medyayı eleştiriyor hem işte sosyal medyada paylaşılabilsin diye kutucuklar falan filan oluyor. Yani belki de hani dergileri, yazarları veya yayıncılar yerine kendimizi şey yapmamız lazım, ışık altına tutmamız lazım. Bizim tutarsızlığımız yüzünden bu yani böyle, evet. Yani belki de bu dergiler gibi popüler yazarların da, yani aslında sorulması gereken bir soru da şu belki de. Sanat ne kadar talebe göre şekillenmeli? Yani mesela dedim ya, Orhan Pamuk, Elif Şafak örneklerini verdim. Ben Orhan Pamuk'un çok sadık bir okuyucusuyum eskiden beri. Ve artık bazı şeyleri görebiliyorum kitaplarda. İşte formülleri aynen, işte İstanbul'un ıssız sokakları, işte bazen yabancı okura Türkiye'yi anlatmak amacıyla yazılmış cümleler. Ve onları biz de okuyoruz ve yersiz olduğunu, bize yersiz gelen şeyler. Yani belki yabancı okura ilginç gelecek ama bize yersiz geliyor. Yani talebe göre şekillenen sanat mıdır? Yani talebe göre şekillenen bir edebiyat, popüler edebiyattır belki ama gerçek edebiyat olabilir mi? Bence bu soruyu tartışmaya çalışırsak hem vaktimiz yetmez hem de ben hiç kendimi ehliyet sahibi hissetmiyorum bu konuda. Ama dediğin doğru, hani galiba örneğin Orhan Pamuk okurken veya
Elif Şafak'tan ziyade Orhan Pamuk örneğinden hani devam edelim. Orhan Pamuk okurken belki de aklımızın bir tarafında şunu bulundurmamızda fayda var. Türk okuyucusuna yazılmıyor bu. Türkiye, yani Türkiye şimdi pazarı gibi hani böyle itici, sanatla bağdaşmayan kelimeler kullanmak istemiyorum ama belki Türkiye pazarına, yalnızca Türkiye pazarına yönelik üretilen bir eser olmadığını düşündüğümüzde belki hani Sezar'ın hakkı Sezar'a gibi, ama yani senin getirdiğin eleştiri de doğru. O zaman hani bu sanat mıdır, değil midir? Tartışılır. Bilmiyorum, sen ne diyorsun? Dergi örneğinde olduğu gibi belki de bak, yani kim hedefleniyorsa o okurda baktığında belki de kendisini görebileceği bir eser oluyor, o popüler kültür eseri. O zaman yani şöyle düşünebiliriz. Sen Orhan Pamuk'u okurken bu bahsettiğin böyle paternleri, formülleri görebiliyorsan ve bunun Türk olmayan veya ana dili Türkçe olmayan veya Türkiye'de yaşamamış okuyucu için kurulmuş bazı formüller üzerine, yani bunlara dayandırıldığını düşünüyorsan sen de Orhan Pamuk'u gibi sana, yani senin egzotik bulabileceğin konulara hitap eden o tarz bir anlatımı olan yazarlara yönelebilirsin. Bu biraz da yaşla alakalı sanırım. Yani ben gençken Orhan Pamuk'u çok severek okurdum. Ama belki de yaş aldıkça bu formülleri biraz daha doğru görmeye başlıyorsunuz. Yani Orhan Pamuk'u 18 yaşında okumakla 28 yaşında, ben hani şu an 28 yaşındayım diyorum. Çok çok büyük fark var. Gerçekten fark var. Evet. Doğru söylüyorsun. Şimdi geldik son sorumuza, toparlıyoruz artık. Şimdi bu biraz kişisel bir soru. Sen dedin ya eskisi kadar çok kitap okuyamıyorum diye. Bundan dolayı bir rahatsızlık duyuyor musun ya da bunu değiştirmek istiyor musun? Rahatsızlık, aslında büyük rahatsızlık duyuyorum. Rahatsızlığının sebebi hani böyle entelektüel falan olmaktan ziyade psikolojik. Hayatımda kurgu olmadığı zaman kafamın arkasında böyle bir zihin gürültüsü olduğunu hissediyor gibiyim ben. Yani hani şarteli kapatıp yatağa girip bütün haberleşme hani araçlarıyla olan ilişimi kesip gerçek olmayan bir dünyaya girdiğim zaman bunun çok dinlendirici, besleyici, rahatlatıcı, hatta meditatif etkisi olduğunu görebiliyorum. Bunu ne kadar az yaparsam bu benim hayat kaliteme, o kadar düşürüyor. Ve bunun rahatsızlığını ben bu yüzden hissediyorum. Bu işte geri kalma korkusu dedik, o dedik, dikkat dağınıklığı falan filan, yani bunlar insanın zihnini çok çok yoran bir şey. Eğer yani hani insan beynini bilgisayara benzetmek aslında yanlıştır falan gibi şeyler var okuyorum bu aralar, ama ya bir bilgisayar yerine koyarsam zihnimi, gerçekten çok fazla bellek harcıyor bu gürültü. Gürültü, yani kurgusal dünyanın dışında kalan gerçek dünyanın gürültüsü çok fazla bellek harcıyor ve hani arada bir gerçekten dinlendirmek gerekiyor. Ben dinlendiremediğim için bunun rahatsızlığını yaşıyorum şahsen. Sen? Ben de kesinlikle sana katılıyorum bu konuda. Çok güzel ifade ettin. O yüzden bir şey eklemeye gerek yok herhalde. Senin eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok, hayır. Şimdi son olarak belki şunu söyleyebiliriz. Edebiyat gerçekten, yani her konuda aslında, müzik de aynı şekilde, spor da aynı şekilde. Biraz içine girdiğinizde ne kadar insanın hayatına çok şey kattığını anlayabiliyorsunuz. Ama bizim toplumumuzda biraz şey var, işte bilmediği şeyi cahil cesaretiyle kötülemek. Evet. İşte kitap okuyanlar sefilleri oynuyor ya da müzisyenler sefilleri oynuyor. Ya da işte başka ülkelere niye gidelim ki, en güzeli bizim ülkemiz gibi biraz. Yani böyle kendi hayatımızı kısıtlayan söylemlerden. Bu çok doğru söyledin, evet. Uzak duralım. Edebiyata da vakit ayırmaya çalışalım. Dediğimiz gibi, ailenin de çok güzel ifade ettiği gibi, psikolojik etkileri de bizim için çok iyi olacak. Özellikle şu dönemde.
Haftaya 30 Ağustos'ta gene yayındayız. Biraz önce Medyascope'taki arkadaşlarla görüştük, dediler 30 Ağustos'ta da yayınlarımız devam edecek. Biz de geleceğiz. İnşallah tam kadro olacağız haftaya, evet. Melis de olacak. Ve şu soru üzerine tartışacağız. Kadın erkek eşitliği mümkün müdür? Bizim bu konudaki beklentilerimiz neydi büyürken? Ve büyüdüğümüzde yetişkin hayatımızda başımıza neler geldi? İş hayatında ve özel hayatta kadın erkek eşitliği mümkün mü? Bu konuda tartışacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi günler. Hoşçakalın.